Peki yaşananlarda son durum nedir? Anadolu Ajansı'nın bölgede bulunan editörü Ogün Duru telefon attığımızda. Anadolu Ajansı Erbil temsilcisi Salih Bilici şu an telefon attığımızda. Telefon attığımızda şimdi Süleyman Elçi var, Anadolu Ajansı Antalya muhabiri. Anadolu Ajansı'nın güzel bir grafiği var. Onu getirsinler, biraz onu konuşalım. Bora ile sonra bağlanalım. Tekrar Amerika'ya uzanıyoruz. Hakan Çopur, Anadolu Ajansı Washington muhabiri hattımızın diğer ucunda. Bir kez daha hoş geldiniz. Anadolu Ajansı Kırgızistan muhabiri Ali Yarembakova şimdi telefon hattımızda. Şimdi Anadolu Ajansı ile devam edeceğiz. Bakalım Anadolu Ajansı foto muhabirleri 2016 yılında hangi fotoğrafları çekmişler? Anadolu Ajansı Diyarbakır muhabiri Erdem Gültekin telefon hattımızda. Ankara'da her şey saat 23.03'te Anadolu Ajansı'nın flaş gelişme diye duyurduğu haberle başladı. Flaş askeri kalkışma yani darbe iddiasıydı. Şu anda görüntüler Anadolu Ajansı'nın. Anadolu Ajansı Akar'ın darbeciler tarafından rehin alındığını son dakika haberi olarak geçti. O orada gözaltına alındı. Bu bilgiyi Anadolu Ajansı duyurdu. Bu Anadolu Ajansı emniyet etkilerinden alınan bilgiye göre Akıncı 4. Anajet üstündeki FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi. Operasyonda 67 kişilik grup teslim oldu şeklinde duyurdu haberi. Gözaltında olduğu bilgisini bizlerle paylaştı. Devletin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı